Global teknoloji uzmanı Ustaz Şahbaz'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Şimdi ciddi suçlamalardan bahsediyorsunuz. Biraz ayrıntıya girelim isterim. Öncelikle şimdi egemenlik ihlallerinden, emek sömürüsünden bahsediyorsunuz. Buradaki iddianızla başlayalım. Nedir? Tabii. Şöyle, tabii bunlar benim iddialarım değil. Bütün dünyada yürütülen yargı soruşturmalarından ve alınan yargı kararlarından bahsediyoruz. Bunlar ne yazık ki Türkiye'de fazla bilinmiyor. Türkiye'de biraz bu büyük teknoloji şirketleri özgürlük havarisi gibi lanse ediliyor ama dünyanın hiçbir yerinde algı bu yönde değil. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Amerika'da tarihin en büyük rekabet soruşturması şu anda Google'a karşı yürütülüyor. Türkiye'de almış olduğu birçok ceza var aslında. Neler yapıyor Google? Şöyle bir bakalım. Eğer herhangi bir internet işi kuracaksanız bunu Google'ın aslında sizden daha iyi ve daha önce yapması çok kolay. Çünkü internet kullanan herkesin verisi Google'da, değil mi? Diyelim ki bir yemek işi, yemek dağıtım işi kuracaksınız. Zaten bütün restoranlar Google haritalarda var. Oradan bu işi yapabiliyor. Bir seyahat işi kuracaksınız diyelim. Nereden nereye gideceğinizi Google'da taratıyorsunuz. Oradan sizin seyahat planınızı Google çıkarabiliyor. Bir fiyat karşılaştırması işi kuracaksınız. Google alışveriş sitesi var. Aynı şeyi orada yapabiliyor. Dolayısıyla Google'ın olduğu bir işi aslında başka birinin yapması mümkün değil. Bu da ne demek aslında? Piyasaların tekelleşmesi demek. Ama bunun çok somut etkileri var hayatımızda. En iyisini aslında medyada en önemli örneği siz yaşıyorsunuz. Bugün bağımsız medyanın ortadan kaybolmasının birçok nedeni var. Ama bunlardan bir tanesi de Google'ın yapılan tüm haberleri bedavaya herkese servis etmesi. Dolayısıyla medya işinden para kazanmak aslında imkansız hale geldi. Siz eğer gazetecilik yapacaksanız yapmak istediğiniz ilk şey Google'da en önde çıkmak. Bunun için de ancak orada en önde çıkabilecek haberleri yaptığınız zaman en öne çıkabiliyorsunuz. Ve karşılığında da Google size hiçbir şey vermiyor. Fransa'da, Avustralya'da yeni kanunlar çıkarıldı. Google artık medya organlarına para ödemek zorunda. Çünkü sizin yaptığınız, sizin emeğinizi kullanıyor. Evet. Karşılığında para almıyor. Bugün Türkiye'de neden sadece devlet destekli basın organları hayatta kalabiliyor? Bunun temel sorumlusu aslında bu işi para kazanılmaz hale getiren Google. Dolayısıyla bütün dünyada bir tekelleşme içinde. Türkiye'de Google 4 kez rekabet soruşturmaları sonucu cezaya mahkum edildi. Yaklaşık 500 milyon lira civarında. Ama Türkiye'den Google yılda 9 milyar lira para kazanıyor. Bu 9 milyar lira parayı nasıl kazanıyor? Verilen reklamlar vasıtasıyla. Bu kazandığı paralardan bir dijital hizmet vergisi getirildi. Bütün Avrupa'da var bu. Türkiye'de de getirildi. Ne yaptı Google? Dedi ki ben bu vergiyi olduğu gibi bana reklam verenlere yansıtacağım. Fiyatlarımı vergi kadar arttıracağım %7,5. Kendisi vermiş kendisi olmadı. Kendisi hiçbir şey ödemedi. Bunu niye yapabiliyor? Çünkü tekel. Rakibi yok. Kimse o pazara giremiyor. Gireceği zaman Google'un dışarıya itiyor. Dolayısıyla bu rekabet soruşturmaları vesaire Türkiye'de gayet iyi yürütülmekle ve dünyanın da epey önde gitmekle beraber Türkiye kesilen cezalar çok düşük olduğu için hiçbir caydırıcılığı da olmuyor maalesef. Evet. Hem bir yandan bu kadar para kazanıyor hem de kendisi vermemiş oluyor vergileri diyorsunuz. Evet. Şimdi aslında böyle daha çok kişisel verilerle ilgili de söyledikleriniz dikkat çekiyor. İnsanları esir aldığına yönelik, bizi bizden daha çok tanıdığına yönelik söylemleriniz var. Biraz da oraya girelim size. Tabii. Yani bunu aslında izleyicilerimiz şu anda kendileri de fark ediyorlardır. Google'da bir şey tarattıkları zaman sonra hemen hop onunla ilgili reklamlar vesaire yavaş yavaş önlerine düşmeye başlıyor. Bir bakıma sizin bütün tercihleriniz oradaki yaptığınız taramalarla yönlendiriliyor. Tabii bu sizin için kötü bir şey değil. Yani siz belki bilgiye daha kolay erişiyorsunuz. Ama bunu toplamda yarattığı sonuçlara baktığınız zaman aslında Google bütün ekonomiyi yönlendirir hale geliyor. Ve kuralları kendisi koyuyor. Şimdi bu işe Amerika'dan baktığınız zaman farklı bir tablo var ama Türkiye gibi ülkelerden yani gelişen pazarlardan baktığınız zaman Google'ın tabi olduğu hukuki rejimler bizim hukuki rejimlerimiz değil. Bunlar Amerikan kurallarına tabi ve aslında Amerikan devletine bile kafa tutabilen, kendileri bağımsız davranabilen şirketler. Dünyada eskiden biliyorsunuz işte emperyalizm denirdi. Sanayi toplumunda sömürgeci ülkeler vardı. Şimdi bu ülkeler ortadan kalktı. Onun yerine bu Google gibi, Facebook gibi şirketler geldi. Bunlar sadece çok büyük paralar kazanmıyorlar. Aynı zamanda sizin düşünce dünyanıza da oradaki Amerika'daki standartlarla hakim oluyorlar. Ve bu da çok ilginç bir şey aslında. Şimdi Google'a baktığınız zaman Google'u kuranlar işte birkaç tane beyaz Amerikalı mühendis, değil mi? Daha sonra işi aldıkları kişilerin çoğu da bu profilde beyaz Amerikalı erkek mühendisler. Bu şu sonucu doğuruyor. Google'ın çalışma biçimi aslında bu kişilerin hayat tarzını, bu kişilerin kafa yapısını yansıtıyor. Ve Amerika'da
çok ilginç bir olay oldu. Google'ın kurmuş olduğu bir etik yapay zeka ekibi var. Bunun başında bir hoca hanım var, siyahi. Bir gün bunu işten atmışlar. Çünkü yazdığı makalelerin birinde, tabii akademik bilimsel makaleler bunlar, Google'ın yaptığı bu yapay zeka ürünlerinin aslında kadınları, siyahileri nasıl dışladığı, bir kez bir Google'ın yaptığı yüz tanıma sisteminde iki tane siyahi maymun diye mesela etiketlemiş. Bunları bilimsel yöntemlerle gösterdiği için kadını mesela işten attılar. Çünkü bu kafa yapısı aslında dünyada yeni bir zihniyetin, yani bu işte Amerikan, beyaz, erkek ve mühendis zihniyetinin bizim ülkelerimize de aslında dayatılması demek. Sadece ekonomiden değil, aslında bir büyük zihniyet değişikliğinden ve insanların bu zihniyetin içine hapsolmasından bahsediyoruz. Cinsiyetçi ve ırkçı aynı zamanda diyorsunuz, öyle mi? Şimdi peki mesela bu şehir efsanesi midir bilmiyorum ama diyorsunuz ya, attığımız her adımdan haberi var artık. Çünkü bir şey arattığımızda hep ona bağlantılı şeyler. Ama konuştuğumuzda da bununla karşılaşıyoruz. Evet. Mümkün mü? Evet, mümkün tabii. Eğer telefonunuzda Android varsa, yani iPhone dışında bir telefon kullanıyorsanız Android var. Bu telefonlar aynı zamanda sizin bulunduğunuz yerden sesinizi de duyuyor, işin tabiatı gereği. Dolayısıyla şöyle bir düşünelim, biz telefonumuzda neler yapıyoruz? Bir, telefonumuzda telefonu kullanıyoruz, kimi aradığımız. İki, orada ne konuştuğumuz. Üç, eğer Google haritaları, Maps'i kullanıyorsak gittiğimiz yerler, nerede ne kadar kaldığımız, nerede ne kadar zaman geçirdiğimiz. Dört, tabii ki hepsinin anası olan neyi merak edip hangi soruyu tarattığımız. Şimdi bunların hepsini aynı kişi için bu bilgiyi birleştirdiğiniz zaman sizi aslında sizden daha iyi tanıyan bir sistemle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun nasıl zararları olabilir? Çünkü hani diyorsunuz ki, tamam bilsin, zararı ne olur? Yani bize dönüşü ne olur bunun? Şu olur, belki size şahsen bir zararı olmaz. Kimse gidip de Google'da, değil mi, sizin nerede olduğunuzu bilmem ne bunları kullanacak değil. Ama bir toplumsal perspektiften yaklaştığınız zaman bu olaya, Google'a benzer başka ürünlerin geliştirilmesi, yeni bir harita ürününün geliştirilmesi, yeni bir cep telefonu işletim sisteminin Android gibi geliştirilmesi, Google'ın kendi arama motoru içinde kullandığı işte seyahat, alışveriş vesaire vesaire bir sürü dikey var. Taradığınız zaman önce onlar çıkıyor kutularda. Bunların yerel olarak geliştirilmesi, bizim ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek mesela Türkiye'ye özgü ürünler geliştirilmesi imkansız hale geliyor. Ne oluyor? Biz her zaman Google'ın ürününü kullanmaya mahkum oluyoruz. Dayatma oluyor. Dayatma oluyor çünkü Google Türkiye'deki 80 milyon kişinin kaçı internet kullanıyorsa 70 milyonunun her birini Türkiye'deki şirketlerden daha iyi tanıyor. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Yani insanları bir yandan tek tipleştiriyor mu? Beyaz erkek zihniyetini tabii, mi? Tabii bu zihniyeti dayatıyor. Çünkü sizin gördüğünüz reklamları oraya koyan algoritmalar bu zihniyet tarafından hazırlanıyor. Yani kuralları onlar koyuyor. Siz o kuralları kabul ediyorsunuz. Bugün Google'ın algoritmasının nasıl çalıştığını kim biliyor? Biz bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Ben biliyor muyum? Bilmiyor. Devlet başkanları biliyor mu? Bilmiyor. Ama orada onu yapanlar biliyor. Ve onların kafa yapısına göre hazırlanıyor bu kurallar. Biz de onları kabul etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Peki burada amaç ne? Google'ın tek bir amacı var. Google halka açık bir şirket. Google'ın amacı para kazanmak. Başka bir amacı yok, öyle değil mi? Yani sizi Google ürünlerinde ne kadar çok tutarsa, ne kadar çok haritayı kullanırsanız, ne kadar çok Android'i kullanırsanız, size daha çok ne kadar reklam gösterirse o kadar çok para kazanıyor. Dolayısıyla bu şirketlerin böyle, tırnak içinde söylüyorum, kötü amaçları yok. Bunlar bu işi para kazanmak için yapıyorlar ama bunun bir yan etkisi olarak bu zihniyet hepimizi esir alıyor. Evet, peki şimdi isim değişikliğinden bahsedip aslında Facebook'taki isim değişikliğinden yola çıkıyorsunuz. Evet. Buradaki bir amaç mıdır yani bu isim değişiklikleri? Şöyle, şimdi Facebook'ta tabii çok fazla tartışılan bir şirket. Google'dan daha çok tartışılan bir şirket. Bunun temel nedeni şu, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg daha önde olan bir isim. Google'un kurucularını tanımıyoruz, değil mi? Onlar pek ortalıkta görünmüyorlar. Google bu aslında markayı daha iyi geliştirmiş, kendi markasını. Facebook çok fazla hedef alınınca ismini değiştirdi, Meta yaptı. Google da bu numarayı daha önce çekmişti. Birkaç sene önce Alphabet olarak değiştirdi ismini. Onun altında hem Google var hem de işte mesela araba yapan şirketi var. Başka uzay ürünü geliştiren şirketi var. Böyle bir holdingleşme politikası izledi. Ama bence Facebook'un da başına aynı şey gelecek. Kimse bu isimleri kullanmayacak. Alphabet ismini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hayır. Meta da aynı şekilde fazla kullanılacak. Mesela Google'ın başka bir şirket değil, adı altında birleştiğini de bilmiyorduk. Bilmiyorduk ama aslında öyle. Bunlar biraz halkla ilişkilen numaraları. Evet, peki şimdi nereye doğru gidiyor? Nereye doğru evriliyor o zaman şu halinden? Daha farklı bir boyuta ulaşacak mı bu durum? Tabii, şimdi dünyada
Bu konuda çok büyük tepkiler var. Ne yazık ki bunlar ülkemizde yeterince iyi takip edilmiyor. Amerika'da özellikle Biden başkan olduktan sonra Google'a karşı çok büyük soruşturmalar açıldı. Amerikan Rekabet Kurumu tavrını tamamen değiştirdi ve büyük bir ihtimalle biz tabii ki Avrupa Birliği'nde de benzer soruşturmalar var. 8 milyar dolar ceza ödedi Google Avrupa Birliği'ne. Bunun şöyle size söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin bütçesinde işte çeşitli gelir kalemleri var, vergiler vesaire. Google'dan alınan cezalar ikinci en büyük gelir kalemi. O kadar çok ceza yiyorlar. Ama ihlallere devam ediyorlar. Çünkü bir yandan da çok para kazanıyorlar. Bu olacak büyük bir ihtimalle önümüzdeki 4-5 sene içinde biz şunu göreceğiz. Artık bu işin cezayla düzelmeyeceği anlaşıldı. Bu şirketler bölünme yoluna gidilecek. Yani denilecek ki Google sen bir işte arama motorun ayrı bir şirket olsun. Harita ürününü, Android ürününü, Gmail ürününü başkalarına sat. Bunda da başkaları geliştirsinler. Bu holding yapısından çık. Bu verileri ortak kullanma. Çünkü az önce ne demiştik? Bu veriler ortaklaştığı zaman bir anlamı ifade ediyor. Yani sizin hem nerede olduğunuzu biliyor, hem ne arattığınızı biliyor, hem de ne konuştuğunuzu biliyor. Bu veriler birbirinden ayrıldığı zaman bu şirketlerin pazar gücü azalacak. Yeni inovatif ürünler bu pazarlara girebilecek diye ümit ediyoruz. Ama bu büyük ölçüde Amerika'daki yargının ve Biden yönetiminin ne karar vereceğine bağlı. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Global teknoloji uzmanı Ustaz Şahbaz yayın konuğumuzdu sevgili seyirciler.